Saklıkent Kanyonu'ndayız şimdi. Sizler için bu kanyonu keşfetmeye başlıyoruz. Haydi. Muhteşem bir atmosfer. Bu zamana kadar niye ben gelmedim buraya ama kısmet bugüneymiş. Şimdi herkes gibi biz de buradan yürüyerek Saklıkent Kanyonu'nun derinliklerine doğru gidiyoruz. Haydi. Dolabı şimdi karşıya geçeceğiz. Daha oradan ne var? Herkes gidiyor bakalım. İşte kaybolmuş bir yarım saat. Bir yerine burada bekliyoruz. Şuraya gitsek. Ayrıya gitmeyeceğim. He's on the road. Ondan sonra ip çekilmiş. Vay, isteyen ipten gidiyor. Vay anam vay. Bakalım.
kanyonun derinliklerine. Çok yüksek bir kanyon. Her an kafanıza taş düşebilir. Orada baret koymuşlar ama kimse baret almadığı için biz de devam ediyoruz. İnsanlar her yere çamurla adını yazmışlar. İyi ki boya değil, yani boya yapanlar da var. Çok ayıp bir güzel bir doğayı katletmeye çalışıyorlar. Yine bu çamur yağmurla selle kaybolur. Oldukça yoğun ziyaretçi alan bir kanyon. Tek kelimeyle muhteşem. Bezoğlu ne yazıyor burada? Memleketim ha, nere? Bolu. Bolu'ya selamlar. Kolay gelsin. Yaklaşık 1,5 kilometre geldik. Artık buradan sonra kanyon daha da daralmaya başladı. Ama oldukça güzel, oldukça serin devam ediyor.
kanyonun çok derinliklerine geldik. Yukarıda gökyüzünü çok az görüyoruz. Diğer bir yıldanıza kadar su yani yavaş yavaş ilerliyoruz. Kamera arka gruba yol verirse. Bunun gibi gözük bu. Çok ilerliklerle basmak gerekiyor. Yavaş yavaş. Tabi zor böyle yerde çekim yapmak ama sizler için devam ediyoruz. Çantalarımızı yukarı kaldıralım. İşte kontrollü adımlarla çantalar yukarı. Çantalar oldukça yavaş. Ve devam ediyoruz. Vay 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 vay. Ve arka grupta geliyor. Çok güzel geçişler var. Muhteşem geçişler var. Haydi bismillah. Engebeli yolunu açtığı bu kapı. Bundan sonra huzura ver. Allah, ayak ucunda bale yapar gibi gidiyorum. Vay anam vay. Vallahi göbeğimizi geçti su. Devam ediyoruz. Daha yeni gelenler var. Tamam yavaş yavaş yürü, burada taş yok. Gel 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 gel. Tamam, evlerin yeri geçti. Vallahi abim dönüşte çok hızlı gidiyor maşallah. Allah'ım tepemize bir taş falan düşmeden. Evet. Yok şimdi ya. Evet, ekip. Evet, bir yandan grup gidiyor, bir yandan geliyor. Oldukça maceralı bir faaliyet oldu.
Atla bu kenardan gelin. Bura şey. Orada derin de ileride buraya kadar suya gireceksiniz hocam. Ama bu sağdan bu kenar iyi hocam. Biri gidiyor biri geliyor. Oldukça kalabalık. Ama oldukça da riskli yani. İnsanlar kayıp düşebilir. Keşke buralara da şey yapılsaydı. Çok kalabalık. Yani böyle gelseniz su da yürüyecek uygun mümkünse spor ayakkabısını tavsiye ediyoruz. Yoksa burada yürümek oldukça sıkıntılı. Zorlu bir serüvendi. Sağlık kanyonunun yaklaşık 1 saatte bayağı bir 3 kilometre civarı gittik ve geldim. Şimdi finişe doğru gidiyorum. Orada yine o buz gibi sudan geçip hemen o girişteki güzellikleri sizlerle paylaşacağım. Oldukça güzel bir yer. Kesinlikle görülmeye değecek güzel bir kanyon. Ve çok kalabalık. Oldukça yabancılar var. Buradan bu ambiyansı size aktarmaya çalıştım. İzleme de kalın yani. Lastiklerin içinde. Evet, hazırlıyor arkadaş. Önce orada kısa bir eğitim. Sonra personeller hazır. Evet, 3 tane. Burada 4 tane. Yeleklerini ister giymeyebiliyor. Buradan arabalar hazırlandı. Bekliyoruz bakalım. Suyun debisi de oldukça yüksek. 2, 3, 4, 5 tane. Tane arkadaş binecek, iki bayan, üç erkek. Bakalım nasıl gidiyor. Evet, bir numaralı yarışmacı bindi ve haydi bir suyla.
2 numaralı. Şimdi ve devam ediyor. Şimdi 3 numaralı yarışmacı. 4 numaralı. O da devam ediyor. Evet, bayan pervane gibi dönüyor maşallah. Her türlü eğlence düşünülmüş. Sonra da bu araç onları aşağıdan toplayıp getiriyor. Böyle gidiyorlar. Daha sonuna kadar. Muğla Seydikemer ilçemizin Saklıkent Kanyonu'nu sizlere görüntülemeye çalıştık. Oldukça zor ve riskli. Yani kameramız suya düşebilir, kayıp düşebilir. Kaç tane düşenler oldu. Güzel bir yer, görmeye değer bir yer. Ve buraya çok fazla renk katmış bir yer ve oldukça kalabalık bir yer. Yabancı birçok ülkeden insanları bir arada görebilirsiniz. Güzel hizmetler var. Milli parklara ait burası. Girişte 10 TL ücret ödüyorsunuz. Dışarıda rafting farklı zaten çektik, böyle yuvarlak şeylerle rafting yapabilirsiniz. Güzel bir yer. Kesinlikle görmenizi tavsiye ediyoruz. Ama uygun ayakkabıyla ve kıyafetle gelmenize kesinlikle dikkat edin. Onun dışında muhteşem bir doğası var. Kanyon çok güzel. Baret koymuşlar ama kimse almıyor. Zaten o baretlerde inşaatçı bareti. Yukarıdan bir taş düşse beyninizi deler. Mümkünse dağcı kaskıyla gitmeniz lazım ama dağda burada taş düşmesi pek olmuyor. Onun için bu hafta sizlere bu kanyonu elimizden geldiği, dilimiz döndüğü kadar size aktarmaya çalıştık. Bizi izleyen tüm dostlarımıza kucak dolusu sevgi ve selamlar gönderiyoruz. Bu haftaki serüvenimizde burada noktalıyoruz. Ege ile Akdeniz'in tam kesişme noktasındayız. Buradan tüm koca yürekli insanlara selam olsun diyoruz. Haftaya yeni bir serüvende görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın.